hocaya saygı göstermek, ilme saygı göstermektir. Ebu Zekeriya Cemalüddin Herani Hazretleri Hanbeli fıkıh alimidir. 583 miladi 1187, Deur Faharran'da doğdu. Bağdat, Musul ve Şam'da büyük alimlerden ilim tahsil etti. Emeviye Camii'nde ders verdi ve aralarında Zehebi'nin bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 678 miladi 1279'da Şam'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki, bilinmeli ki, ilim talep eden, ilme ve hocasına saygı göstermedikçe, ilme kavuşamaz ve öğrendiği bilgiden faydalanamaz. İlmi elde etmede maksadına ulaşanlar, ancak ilme ve hocaya saygı ile ulaşmışlardır. İlimde gayesine ulaşamayanlar ise, ancak bu duruma, saygıyı terk ettikleri için düşmüşlerdir. Bir İslam alimi şöyle buyuruyor. Saygı taatın hayırlıdır. Öyle ki, insan Allahü Teala'ya isyan etmekle, günah işlemekle kafir olmaz, ama Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını küçümsemek suretiyle saygısızlıkta bulunursa kafir olur. Hocaya saygı göstermek, ilme saygı göstermektir. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Hoca hakkını, her Müslüman üzerine, korunması çok lüzumlu olan en büyük bir hak olarak gördüm. Üstünlüğü yüzünden, öğrettiği her harfe karşılık, hocaya 1000 dirhem para hediye edilse azdır. Yani hoca hakkı ödenilemez. Çünkü kişiye, dini konularda muhtaç olduğu her harfi öğreten kişi, dinen onun babası sayılır. Talebe, hocasının karşısında şunlara dikkat etmelidir. 1. Hocasının önünden yürümemelidir. 2. Hocasının yerine, makamına oturmamalıdır. 3. İzin almadan hocasının yanında konuşmamalıdır. 4. Hocasına müsait zamanlarda soru sormalıdır. 5. Derse vaktinde gelmelidir. 6. Hocanın Allahü Teala'ya isyana sebep olmayan emirlerini yerine getirmelidir. Fakat Allahü Teala'ya isyan söz konusu olduğu zaman, kula itaat yoktur. Şöyle anlatılır. İmam-ı Şemsüleyme el-Hulvani bir gün Buhara dışına çıkmıştı. Başına gelen bir hastalık yüzünden, bir köyde günlerce kalmak zorunda kaldı. Bu esnada bütün talebeleri kendisini ziyarete geldiler ve geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Fakat talebelerinden Kâd-ı Ebu Bekr Ez-Zenci, ziyaretine gitmedi. Daha sonra kendisi ile karşılaştığında, el-Hulvani ona neden ziyaretine gelmediğinin sebebini sorunca, o da, annemin hizmeti ile meşgul idim, dedi. Bunun üzerine el-Hulvani ona, sen çok yaşarsın ama ders okutma zevkine kavuşamazsın, dedi. Gerçekten de hocasının dediği gibi olmuş, Kâd-ı Ebu Bekr Ez-Zenci, hayatının büyük bir kısmını köylerde geçirmiş ve ders okutma zevkine kavuşamamıştır. 31 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.